Hande Baladını asit atmakla tehdit eden Mustafa Neşeli'ye ilk duruşmada tahliye. İstanbul 46 NCE Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Neşeli, ses ve görüntü bilişim sistemiyle SEGBİS e. bağlanırken avukatı hazır bulundu. Yoğun maç programı nedeniyle duruşmaya katılmayan Hande Baladını avukatı Dilara Sasa temsil etti. Duruşmada savunma yapan sanık Neşeli, Hande Baladı'nın yer aldığı içecek reklamının sosyal medyada ekranına düşmesi üzerine rahatsız olduğunu, özel bilgilerinin çalınabileceği düşüncesiyle ilgili reklamı yapılan içecek firmasına mail attığını, dönüş yapılmayınca da firmanın bulunduğu binaya gittiğini söyledi. Müşteki Baladın'la yüz yüze tanışmadığını, karşılıklı yazışmalarının olmadığını belirten sanık, Baladın'ın sosyal medya hesabından, kendisine özel olarak nitelendirilebilecek bir durum paylaştığını öne sürdü. Bipolar hastası olduğunu, gönderdiği mesajlardan dolayı pişmanlık yaşadığını ifade eden sanık, baladından özür dileyerek tahliyesini istedi. Avukat Dilara Sasa, sanığın müşteki baladına ağır içerikli başka ses kayıtları da gönderdiğini dile getirerek, sanığın ruh sağlığıyla ilgili rapor alınmasını talep etti. Ara kararını açıklayan mahkeme, üzerine atılı suçun değişme ihtimalini göz önünde bulundurarak sanığın tahliyesine karar verdi. Sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair Bakırköy Profesör Doktor Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden rapor alınmasına hükmeden mahkeme, tehdit suçunun uzlaştırma kapsamında olduğu gerekçesiyle dosyanın uzlaştırma büroya gönderilmesini kararlaştırdı. İddianame İstanbul Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, milli voleybolcu Hande Baladı'nın sosyal medya hesabından, sanık Mustafa Neşeli tarafından, yüzüne asit atarım ve arabanı tararım şeklinde mesajlar atılarak tehdit edildiği kaydediliyor. Sanık Neşeli'nin mesajlarının basit tehdit suçundan öte korku ve endişe oluşturması nedeniyle silahla tehdit suçunun unsurlarını oluşturduğu değerlendirilen iddianamede söz konusu mesajların farklı zamanlarda aynı suçu işleme amacıyla yapıldığı belirtiliyor. İddianamede sanık Mustafa Neşeli'nin zincirleme şekilde kadına karşı silahla tehdit suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.